Aslında parti programımızda ana dilin birçok alanda kullanımı, anayasal vatandaşlık, yerel yönetimlerin güçlendirilmesi gibi birçok konu var. Biz parti olarak Türk siyasi tarihinde ilk kez 22 başlıkta hangi politikaları yapacağımızı halka söz veriyoruz, vaat ediyoruz. 21. eylem planımızda temel haklar eylem planı idi. Dolayısıyla parti programında olan konular daha geniş bir şekilde ele alındı. Bu Deva Partisi'nin ilk kez söylediği cümleler değildi. Ancak kamuoyunda seçim yaklaştığı için daha çok dikkat çekti. Bir de bu sebeple Deva Partisi'ne saldıranlar oldu. O da tabii ki tartışmaları daha görünür kıldı. Biz anayasadaki vatandaşlık tanımının her türlü etnik, dini, inanç gruplarını kapsayacak bir şekilde yeniden düzenlenmesini öneriyoruz. Türklük mevcut Türkiye'deki vatandaşlık dağılımı açısından çok önemli bir yere tekabül ediyor. Türklüğü de kapsayan ama diğer etnik grupları dışlamayan daha kapsayıcı bir tanım önerimiz var. Hayır, Kürtçenin resmi dil olmasına ilişkin bir talebimiz yok. Resmi diller anayasanın ikinci maddesinde Türkçe olarak belirlenmiştir. Biz anayasanın 42. maddesinde bir kimsenin eğitimde kendi ana dilini kullanamamasına ilişkin yasağı ortadan kaldırıyoruz. Bu başta Kürtler olmak üzere Lazlar, Gürcüler, Çerkezler ve Araplar gibi her kesimi kapsayan bir yasak. Bugün Türkiye'de İngilizce ya da Fransızca eğitim alabilirsiniz ama Kürtçe eğitim alamazsınız. Dolayısıyla bu yasağı ortadan kaldırıyoruz. Bu eğitimdeki yasağın ortadan kalkmasının resmi diliyle bir ilgisi yoktur. Bu maddemiz, bu eylem planımız pardon 400 maddeden müteşekkil. İçinde Cem Evler'in statüsüne, zorunlu din dersine, işkencenin zaman aşımından çıkartılmasına, zorla kaybettirmenin zaman aşımından çıkartılmasına kadar birçok madde var. Tabii ki eğer bu eylem planını başka bir parti sahiplenmiş olsaydı, o zaman Deva Partisi ile o parti aynı parti olurdu. Ayrı ayrı kurulmuş 6 partiyiz ve bu 6 parti ittifak ettikleri metinleri yayınlıyorlar. Bu şu anlama geliyor. Eğer bu metinde de ittifak etseydik, bunu masa adına yayınlardık. Ama masa adına yayınlamıyoruz, Deva Partisi olarak yayınlıyoruz. Bizim buradaki önerimiz şudur. Anayasa vatandaşlık, ana dilde eğitim hakkı ve daha birçok konuyu Türkiye'deki siyasi partilerin, demokrasi güçlerinin ve sivil toplumun tartışmasına sunuyoruz. Bunu savunuyoruz. Eğer bu konuda bir görüş birliği ileride çıkarsa anayasayı değiştirebiliriz. Ama anayasayı değiştiremezsek biz bu hakkın gerekliliğini savunuyoruz. Biz HDP ile gizli saklı olmadan kameralar önünde genel başkanlar ve partinin genel başkan yardımcıları olarak görüşüyoruz. Türkiye'nin gündemini, sorunlarını, ihtiyaçlarını tartışıyoruz. Onlarla fikir alışverişi yapıyoruz. Ancak HDP'nin kapatılması ihtimalinde inşallah kapatılmaz. Kapatılmadan sonra bir ittifak olup olmayacağına dair bir görüşmemiz söz konusu değildir.